Abi, şimdi Sayın Vekilim, bu ülkenin geleceği hepimizin geleceği. Aslında bizim de çok önemli değil, çocuklarımızın geleceği. Çok güzel. Bunda hep varız. Bunda bir sıkıntımız yok. Allah sonumuzu hayırlıca inşallah. Allah mahvedecek bizi inşallah. Hepimize hep beraber. Ne yaptınız, değerlendirdiniz inşallah. İnşallah, inşallah. O gün hayırlısını kutlayacağız hep beraber inşallah. Kutlayacağız. İnşallah. Tamam. Biz şimdiden kutlayalım. Tamam, varsın. Allah razı olsun. Hükümet modelinde değişiklik öngörüyoruz. Türkiye'nin kalıcı bir istikrarı yakalaması. Güçlü yönetimlerle yönetilebilmesi, koalisyonların tarihe karışması için, gençlerin siyasette önünün açılması, seçilme yaşının düşünülmesi için, Cumhurbaşkanı ile Başbakan arasındaki krizlerin tamamen, çatışmaların tamamen ortadan kalkması için, askeri mahkemelerin ortadan kalkması için, sıkı yönetim maddelerinin anayasanın içerisindeki sıkı yönetimle alakalı maddelerin ortadan kalkması için bir anayasa değişikliği öngörüyoruz. Seçimlerin 4 yılda değil 5 yılda bir olmaz. Seçimlerin aynı anda Cumhurbaşkanı'yla milletvekillerinin aynı anda aynı gün farklı sandıklarda 5 yıllığına seçilebilmesi için. Çok önemli sıkıntıların, sorunların olduğu zaman seçimlerin yenilenebilme imkanının getirilebilmesi için. Ve yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni daha fazla güçlenmesi için. Türkiye Büyük Millet Meclisi şu an anayasa yapacak, kanunları yapacak, Cumhurbaşkanı bütçesini onaylayacak, hükümeti denetleyecek, araştırma önergesi, soruşturma önergesi verecek, bakanlara yazılı soru soracak, daha aktif, daha etkin bir meclis için. Ayrıca güçlü bir yürütme için, yani yasamanın tehdit etmediği bir yürütme için, milletten güven oyu alan, millete hesap veren bir yürütme için böyle bir hükümet modeli getiriyoruz. Biz de sizlerden destek bekliyoruz. Biz her zaman siz desteklediniz. Biz milletten ayrı hiçbir şey yapmadık. Milletten bağımsız bir şey yapmadık. Milletten destek aldık. Demokrasi mücadelemiz hep bu şekilde mesafe almıştık. Sonuçta AK Parti 15 yılda 11 defa seçime gitmişti. Milletten korkan bir siyasi hareket değiliz. Bakın milletvekili sayısı 550'den 600'e çıkarıyoruz. Daha fazla temsil oranı olacak. Diyorlar ki 50 milletvekili ne yapacak? Maaş alıp yatacak. İnanın 50 milletvekilinin maaşı CHP'nin bir milletvekilinin telefon faturası kadar yaptı. Biz istemez miyiz ki burada Akçabat'tan bir değil iki vekil olsun. Trabzon'dan İnşallah ve altı değil yedi milletvekili olsun. Öyle düşünelim. Avrupa'da birçok ülkede zaten 600'ün üzerinde milletvekili var. Üstelik nüfusları bizden azdır. Öyle bir durum. Bütün maddelerin ayrıntılı olarak inceledik. Kalben bu sistemi ülkemizin geleceği açısından çok iyi olduğunu düşünüyoruz. Bir defa muhatabımız belli oluyor. Dışarıdan bu ülkenin muhatabı kimdi? Cumhurbaşkanı mıdır, başbakanı mıdır? Meclis başkanı mı? Şimdi baktığın zaman net olacak. Bu ülkenin muhatabı Cumhurbaşkanı. Seçimlere girmeden önce %50'lik bir oranı yakalaması gerekiyor Cumhurbaşkanı. %50'lik bir oranı yakalamak için de toplumun her kesimiyle kucaklaşması gerekiyor. Marjinal isimler olmayacak. Senin ezanında, dininde, kitabında, Kur'an'ında, bayrağında, toprağında sorunu olan anlayışların Cumhurbaşkanı olma ihtimali olmayacak. Vatanına, milletine bağlı, ülkenin gelişmesini, kalkınmasını isteyen, arzu eden, toplumun her kesimini kucaklayan kişiler %50'yi bulabilir. Dolayısıyla %50'yi bulanlar istikrarı yakalar. Sen direkt oyunu veriyorsun, hükümet kuruluyor. Ama şimdi öyle değil. Oyunu veriyorsun, 7 Haziran'da bunları gördük de belirsizlik ortamı oldu. Hükümeti kim kuracak? 45 gün bu ülke enerjisini arzu. Yazık günah. Bunlar bir daha olmayacak. Bu AK Parti için değildir. Türkiye için. Bu Erdoğan için değil, Erdoğan için. Çok sağ olun. Peki. Allah'a emanet olun. Kolay gelsin.